Erciş birimi olarak 20 tane arkadaşımızla beraber Erciş ilçesinde bu sene 10 dönümlük patates ektik. Yaklaşık 2,5 ton tohum kullandık burada. Burada dediğimiz gibi yaklaşık 20 arkadaşın kolektif ruhla, bilinçle kendi öz gücünü, öz termesini ortaya koyarak bir tarla ektik. Tüm arkadaşlarımızın bu süreçte emekleri oldu. Yani kolektif ruhla çalışma gerçekleşti. Geçen sene yaklaşık 4 dönümlük patates tarlası ektik. Tabii tarlanın az olması, yani yüz ölçümü olarak az olması haliyle istenilen düzeyde verimi vermiyor. Yani ne kadar ekersek o kadar biçeriz hesabıyla. Biz bu sene 10 dönüm ektik. Beklentimiz çok daha fazla. Yani dönümüne 1'e 5 bekliyoruz. Yani bir dönüme 5, yani 5 kat bekliyoruz. Ektiğimiz tohumun yaklaşık 5-6 katı na denk gelecek şekilde bir verim elde edilecek. Tabii biz bu işe başlarken hani eski usul yöntemlerle patatesin ekimi, sökümü ilk sene gerçekleşti. Bu sene daha profesyonelce yaklaştık olaya. Yani tohumu ekerken makine kullandık, sularken yağmurlama sistemi kullandık. Tabii bu sene tarlada kullanmış olduğumuz fiskiyeler, sulama boruları, tesisatımızı biz geçen sene ekmiş olduğumuz patatesden elde ettik. Yani bu işe ticari amaçla yaklaşmadığımız için biz bu işi küçük küçük aile şirketleri tarzında büyüterek bugünlere geldik. Buradan elde edeceğimiz gelirleri de yine gelecek sene için kullanacağız. Yani burada bir sermaye yaratmanın ötesinde bir emek ve bilinç yaratmanın gayesi içerisindeyiz. Şimdi bugün dünya üzerinde kendisine yer edinen kapitalist ekonomik modeli dünyanın %90'ını %10'u için çalışır hale getirmiş. Bu da haliyle üreticiyi sermaye sahibine mahkum ediyor. Yani üretim aracından tutun artı ürüne kadar hepsi dediğimiz gibi bu dünya kapital düzenine sahip %10'luk kısma ait. Şimdi burada bizim temel amacımız şu: kooperatif üzerinden toplumun kendi kendisine yetebilen, kendi ürettiğini pazarlayan ve bu pazardan da gerçek anlamda gelir elde eden ve bu döngüyü kendisi için kullanabilecek bir toplum düzeni yaratma gayretimiz. Bugün görüyoruz, yani Türkiye ve Kürdistan özelinde baktığımızda üretici ürettiğini tarlasında satamıyor. Niye? Çünkü pahalıya mal edip tarlasında ucuza satmak zorunda kalıyor. Bu da üretimi azaltıyor. Biz aslında üretim kooperatifleri ile tüketim kooperatiflerini buluşturup aradan aracıları çıkarıp üreticinin de tüketicinin de hakkıyla gıdaya ulaşımını sağlamak. Kooperatif jibo jotkara. Bəli, İrokədə məmru kare cotkariyə beri xədədə çıxarək yəpər zəhmətə və nava əmbəcin kapitalist sistemeci hatiye cihay astek olsa keda desti keda mirovi hedi nayet de xuya jiber ve çendi embejin aboriya irok riza aboriya li Türkiye tevahiya cotkaraji bin bandora xa hiştiye jiber ku iro dayinu kerinu ve kerinawe jubo cotkara jubo gel pır zahmet ketiye. Em bejin ev zihniyeta kuveki fabrika avakiri navana o milleti bu giranbahi bankavaziya xadike lister şahseki em bejin fabrika ekteta avakiri tevahiya cotkara tevahi em bejin yeku nava aha xada fringiyet xa em bejin minak fasulye xa lüvederi dema hesaba xadike gereke bist
panota jibo gelbe belli mi xabın em giredahi market akirine em giredahi fabrika akirine dema geldi çevederi kapitalist sistem rafşek usta ava kiriye efendim eme kirakva jederhen eme kare işçiti akva derihen lüve dere zarar eke pırmazındı de cotkar le belli mi xabın kapitalist sistemci eve ku hayatı destevili ahi neketi le cotkariye ولا چاندن افم نکری زنگینیه که مزند دانه سر زنگینیه خواهی فابریکا خواهی مارکتا دم اب چار بیس پانوتا دده و فرنگیه لفابریکه چل پانوتا ملت هده ده